Evet muhterem seyircilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir programda daha yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Cuma sohbeti adına dilimiz döndüğünce belli mevzular üzerinde güncel, Kur'an temelli, hak temelli, hakikat temelli güncel okumalar yapmaya çalışacağız. Bir Rabbiyatçı olarak Rabbi mevzularda mülahazada bulunacağız. Afişler seyriyle, bir taraftan görsel iletiler şeklinde, diğer taraftan izahatlar, güncellemeler, güncel okumalar şeklinde. Evet, çok hızlı bir hayat tabii, kıyamet ne kadar yaklaşıyor, saat ne kadar yaklaşıyorsa şey hızlanıyor. Yani hız artıyor, hayatın hızı artıyor. Maalesef özellikle şu yaşadığımız çağda çok hızlı bir yaşantı söz konusu. Bu da aslında yani sona yaklaştığımızın bir göstergesi. Öyle olunca da hayat çok hızlı. Çevremizde, etrafımızda hem şahsen hem ülke olarak ciddi değişmeler söz konusu. Yani nispeten elhamdülillah yani birçok yere göre çok daha bir sükunet içinde yaşıyoruz. Ama yanı başımızda kavga, kıyamet kopuyor. Bunlar üzerinde biz sadece bir klasik tarz bir anlatıdan, vaazdan ziyade tarzımız bu biliyorsun. Bir taraftan cuma siyaseti diyebileceğimiz cuma sohbeti, yani güncel konulara da din siyasetine bakın. Politika demiyorum. Birilerinin bilmem ne elde etmek için, kısa vadeli çıkarlar elde etmek için politik manevralar, saray oyunları bilmem neden ziyade ayağı yere basan Kur'an merkezli, hak hakikat merkezli, meşruiyet merkezli bir siyasetten bahsediyorum. Dolayısıyla yani bir taraftan siyasete dokunan, güncel okumalara dokunan ancak böyle karından konuşan böyle uyduruk değil de Kur'an temelli, istidlal ve istinbat temelli, Kur'an kaynaklı, Resullerin bu Kur'an anlayışını söze veya hayata, fiile dönüştürmeleri ışığında onlardan müstefit, istifade ederek bir tarz ve tavır ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunlar hakikaten klasik dini sohbetlerden. Aslında aslı da böyledir. Dini hayat çok hareketli, canlı, kopuk olmayan, böyle afyonvari insanları uyutmayan, daha da uyandıran, hayata uyandıran programlardır. Ama ne var ki zamanla artık şeye dönüşmüş, insanları uyutan belli menkıbeler aslı bu değildir aslında. Şu andaki bizim sunumumuz ona benzemiyorsa bu tamamen kopuk anlamına değil. Çünkü işin aslı başlangıç itibariyle öyledir. Düşünsenize Allah Resulleri. Allah Resulleri bir ağızdan açtığı zaman söyledikleri toplumun en can alıcı noktalarına, en böyle kestirme, en veciz ve en anlamlı, en etkili sözler. Çünkü onları Allah söyletiyor. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى O nutuk çekmiyor hevasından. Keyfe keder, böyle affedersin, eğlence olsun, laf olsun diye değil. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوْهَى O ancak öyle bir vahyi ki ona vahyediliyor. Vahyedene bak sen. Kim o? Tabii ki Allah Teala. Melek Resul'e, Melek Resul insan Resul'e, insan Resul de diğer insanlara olayı anlatıyor. Bu yani hiçbir insanın belki de elde edemeyeceği, toplumlar bir araya gelse elde edemeyeceği malumatlar, geçmişe dair, geleceğe dair Allah'tan, arştan onun malumatlarından elde edilen ve hayata dönük, ana dönük, insanların şah damarından daha yakın onları okuyan ve onları okutan, hayata uyandıran sözler. Evet, onun için afişimizde geliyor. Bakın, nedir mesela kavga, kıyamet kopuyor. İşte yakınlarda şu anda diyelim ki Suriye Türklerine dönük, oradaki mıntıkaya dönük bazı saldırılar yapılıyor. Daha öncesinde işte Şam'ın etrafına, başkaya, Hama'ya, Humus'a bilmem neye yıllar önce de yapıldığı gibi birçok saldırılar bunlar yapılıyor. Ve İnsanlar, buradaki silsile şu bakın, tahrik var. Tehrik bakın, tahrik değil, doğrusu bu aslında. Bu arada biz Kur'an dilinin veya bazı Türkçe yanlış telaffuzların da tasdihini yapıyoruz. Tepki, P değil, B'dir. Hep
ama ancak Türkçeciler bunu farklı Türkçe efendim mantığı içinde veya yeni çağdaş Türkçe mantığı içinde, ama ben kalıcı, onun kaynağıyla, kelimenin geldiği yerle, Kur'an'la ilişkilendirerek bunu yapıyoruz. Ve halk katli değil, katli. Halk katli. Tehrik, tepki ve halk katli. Sanki biraz tehrik deyince bakın biraz Azerice konuşuyormuşuz gibi. Aslında Azeri, bakın eski Türkçe'de öyleydi, aslında daha sadık. Biz biraz işi güncelliyoruz diye, çağdaş ediyoruz diye, işe biraz onun şeyine dokunmuşuz, özüne müdahale etmişiz. Onun için burada da bazı tahsihler yapıyoruz. Bu sıkıntıların süreci bu. Burada bir kısır döngü oluşuyor. Tahrik var, tepki var ve burada insanlar acımasızca bakın şu anda bombalar. Yani dünyanın işte 7 düvel, 70 düvel insanlar yığılmış bir avuç toprağa, Çanakkale'de olduğu gibi sürekli bombalar. Peki ve sanki haklıymış gibi. Bunu doğru çözümlemediğimiz sürece, bakın hatta müsbet kanallar, bizim mahallenin kanalları bile böyle bir şey. İşte oradaki insanlar şöyle yaptı da dünya süper güçleri ona mukabil böyle yapıyor. İyi de o insan o zaman onu niye yaptı? Onu niye yaptı? Aslında misilleme, son anı misilleme gibi görüyoruz. Halbuki oradaki insanların tepkileri daha önceki bir tahrike misilleme. Daha önce tehrik yapılmış, tahrik edilmiş. Ve onlar daha yeni tepki koyuyorlar. Cılız ve yeni geç bir tepki. Ancak daha o tepki verilirken sanki o etkiymiş gibi, o tahrikmiş gibi misilleme yapılıyor. Bunu haber yaparken, yani bizim mahallenin kanalları bile bu konuda işte şu şöyle yaptı da misilleme olarak şu süper güç oraya bomba yağdırdı. Halbuki o kişinin yaptığı iş daha önceki bir şeye, tahrike karşı bir tepki. Şu andaki Suriye'deki olanlar bile sadece Suriye olarak düşünülemez. Filistin'den tutun, Mısır'dan tutun, efendim Kuzey Afrika'dan, Orta Afrika'dan tutun, Balkanlardan, Kafkasya'dan, Doğu Türkistan'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden, efendim Arap dünyasından vesaire, Arakan'dan, Asya'dan efendim birçok yere tepki olarak birikmiş tepki. Hani enerji birikti denir ya, fay hatları gibi ufak ufak kırılmalar birike. Yani insanlar, bakın Suriye'deki insan bile bir tepki koyarken sadece Suriye'de Esed'in yapıp ettikleri yüzünden değil, aynı zamanda dünyadaki olup bitenler, kendi dindaşlarına, fikirdaşlarına, kendi yani kendisi gibi yaşamaya çalışan, yani bir doğru hak hakikat üzerine, adil adalet üzere bir şekilde, tevhid üzere bir şekilde yaşamaya çalışan insanların başına gelenlerden dolmuş, kendi başına da gelmiş. Belki kendi başına gelenlerden çok, diğer kardeşlerinin başına gelenler onu çok etkilemiş ve cılız cılız da olsa, acemice de olsa bakın, çünkü o zaten böyle savaştan yana, gıtalden yana değil, aslında sulh üzere, bir istikrar üzere hayatın ikame edilmesinden yana, ancak başına bu belalar musallat edilmiş zalimler tarafından, ona karşı ister istemez, belki de insani tepki, İslami bile değil, insani, çocuğu öldürülmüş, eşi öldürülmüş, beyi öldürülmüş, efendim annesi babası öldürülmüş, vatanından sürülmüş, malına mülküne, yani düşünebiliyor musunuz? 100 yıllık, 50 yıllık birikimler heba edilmiş. Adam gayret ediyor, çalışıyor, karınca gibi biriktiriyor. Bir bakıyorsun ki o birikimi, canı tehlikede veya alınmış. Malı tehlikede alınmış. Yakılmış, yıkılmış, çoluk çocuğu öyle. Bu halde ne yapsın insanlar? Bir tahrik, bu uzun zaman devam eden tahrikler. Uzun zaman sadece lafla kalmamış, sözle kalmamış. Basın, yayın, neşriyat yoluyla insanların sıkıştırılması, efendim zulmedilmesi, onların zora koşulması, darbe yapılması, birçok şey sıkıntıya sokulması yetmiyormuş gibi sadece kavlen değil, fiilen bizzat başlarına bunlar getirmiş. O insanlar da tabii daha önceden hazırlıksız tepki koyuyorlar, acemice, amatörce ve dar çerçevede, fakat daha bu tepki, yani belki günler, aylar, bu tepki öncekinin bir misillemesi. Kendi çaplarında, insani, İslami bile değil usulen. Ama ona karşı daha
öncekinin şeyi kurumadan yeni bir bombardıman, yeni bir şey ve bu artık bir kısır döngüye dönüyor. Bak, kısır döngü. Bu böyle devam edip gidiyor. Eğer biz bunu anlamazsak, hadi dünya anlamadı. En azından bizim mahallenin insanları bunu anlayıp buna göre değerlendirme yapmazsa bu kısır döngü kıyamete kadar, saate kadar devam edecektir. Aslında tarih tekerrürden ibaret. Ancak ibret alınsa tekerrür etmez. Eder miydi alınsa? Değil. Ama ibret alınması için olayın doğru teşhis edilmesi lazım. İşte bu, bakın en basit haliyle. Bakın ben bir siyasetçi değilim, bir sosyal bilimci değilim, şu değilim, bu değilim. Ama bu kadar açık seçik ki. Buna rağmen hazır kıta şeyler, bombardımanlar, neşriyatlar, işte haberler, manşetler bunu iptal eden, hakikati karartan, yanıltan, dezenformasyon niteliğinde o kadar bir bombardıman oluyor ki. Bu insanlar daha bir mazlum, daha bir artık tepkisel, kırılgan psikolojileri ve bu kısır döngü devam ediyor. Onun için diyoruz ki dünya bunu anlamak durumunda. Bunu mecbur bunu anlamaya. Eğer bunu anlamazsa bu hep devam edecektir. Bu böyle devam. Zaten ahiret düşüncesinde olanlar, sırf dünyayı düşünenler bile şu dünyada eğer böyle kavga kıyamet devam etmesini istiyorlarsa o zaman bunu anlamak durumundalar. Onların anlaması için de önce bizim mahallenin insanları bunu anlaması lazım. Bizim mahallenin kalem oynatanları, konuşanlar, laf edenler, haber yapanlar, manşet atanlar, köşe yazarları bunu bu şekilde anlamak durumundalar. Ya hakikaten bu çok zor bir şey. Bu bile anlaşılmadan bu yaraya merhem olunması mümkün değil. Doğru teşhis konmadan doğru tedavi yapılması mümkün değil. Pansuman tedbirler bu böyle gider ve bu hep böyle yaşanır ve insanlık geçmiş kurtulur. Biz kurtulamayız, gelecek nesilde aynı şey gene devam eder. Öyleyse akıllı olmak, doğru çözümlemeler yapmak durumundayız. Öncelikli olarak bu insanların tahrik edilmeleri, onların dini anlayışları, yaşantıları, dünyalarına dokunulmaması, onların kendi memleketlerinde, kendi hür iradeleriyle, istiyorlarsa Rableriyle barışık, istemiyorlarsa Rableriyle barışmadan bile kendi dünyalarında barışık yine nasıl olursa, olacaksa bu da zor olmakla beraber, gene de buna İslam alan açıyor bakın. İslam ve Müslümanlar buna alan açıyor onların yaşamasına ve onların kendi anlayışlarıyla yanlış bile olsa yaşamalarına alan açıyor. Onlarla sırf bu düşünceden dolayı bir savaşıma girilmiyor. Asla. Ancak onlar ne zaman zulmü yaygınlaştırıp zalimane bir tavır takındıkları zaman buna karşı tabii ki savunmak, hakkı savunmak, yoksa diğer türlü zulüm her tarafı sarar. Bunu yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın. Yoksa İslam'ın ana usulü tebliğdir, iknadır, anlatmadır. Cihadın aslı kalemdir, kalem. Dolayısıyla işte bu şu anda olup bitenlere bir tür çözümleme, olayları doğru teşhis etmeye dair bir iki kelam, yani bir nebze buna katkıda bulunabilirsek ne âlâ. Eğer bu hakikaten bu şekilde anlaşılmaz ve sağırlar, körler birbirini oyalar tarzında ki birbirini anlamayan, hakikatten kopuk çözümlemelerle, teşhislerle, yaklaşımlarla, tedbirlerle bu işler maalesef yürümez. Bu daha da çok bizim canımızı acıtıyor tabii. Bizim canımızı acıtıyor. Hem geleceğimize, ahiretimize hem de şu dünya hayatındaki huzur ve sulhümüze ciddi bunlar bombalamalar niteliğinde. Onun için bunları gündem etmek durumundayız. Evet, böyle bir cuma siyaseti. İşte İslami bir siyaset, Kur'an siyaseti, hakikat siyaseti adına böyle bir izahattan sonra bir sonraki afişle yol alabiliriz. Evet, bakın görüyorsunuz biraz önceki resimde gördüğünüz işte oradaki Suriyeliler, diğerleri. Evet, tudillü men teşâ ve tehdî men teşâ. Bu da gene bir Kur'ani ana prensip. Bunu niye gündeme aldım derseniz tudillü men teşâ, tehdî men teşâ. Yani dilediğini hidayet eder, dilediğini dalalette bırakırsın. Bu bağlamda birçok ayeti kerime var. Yani dilediğine hidayet eder veya dilediğine dalalet eder şeklinde de var. Orada dilediğine derken veya dileyene şeklinde de anlamak mümkün, doğru.
Allah dileyene diler ve hidayet dileyene hidayet, dalalet dileyene dalalet verir. Allah. Ama nihai dileme Allah'ın iradesindedir. O dilemeden sen hidayet dilesen de olmaz. Ama Allah hidayet dileyene delaleti dilememeyi, dalalet dileyene de hidayeti kendisine yazmıştır. Kendisi böyle bir karar oluşturmuştur. Böyle irade etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın iradesi aslında asla hipotek altına alınamaz. Ancak kulların iradesini de en azından cüz'i irade dediğimiz, külli irade noktasında külli, Allah'ın yürüttüğü birçok iş var. Bildiğimiz, bilmediğimiz devasa işler. Her gün yaratmakta. Külle yemin hüve fişen. Yani her gün, her an sürekli yeni yaratmalar, yeni işler Allah'ın. Onlara bizim zaten o konuda bizim bilgimiz bile yok. İrademiz şunumuz. Bu külli irade Allah'ın elinde. Bizimle alakalı, bizim irade edebildiğimiz alanlarda da Allah iradesini, bakın, iradesini bizim irademize bağlamış, kendisi öyle irade etmiş. Biz ne irade edersek o. Bu asla kulların hür iradesine engel değil. Ama birçok efendim kanalda kelli felli ilahiyat insanları, birileri bir taraftan mutlak kaderiyeci, sanki kulun hiçbir iradesi yokmuş gibi, kulun dilemesinin hiçbir kıymeti yokmuş gibi böyle bir anlayış. Halbuki Allah kullarına bırakmış cüz'i alanda ne irade ederseniz ben onu irade edip yaratacağım. Bu Allah'ın azametinde bir eksiltme yapmaz. Sanki Allah'ı koruyorlarmış gibi haşa. Böyle bir yanlışa mutlak kaderiyeci insanları da küstüren, darıltan bir anlayışla evet böyle tavır takınırlar. Bir kısım modernist ilahiyatçılar da Allah böyle dilemez. Kullan dilerse o olur. Allah bilmez kulun ne dileyeceğini, efendim yarın başına ne gelecek Allah haşa oraya getiriyor. Yani kulu hürleştirmek, onun iradesini adeta serbest ediyorum derken mutlaklaştırıp Allah'ı ona mahkum edip Allah dilemedikçe o dileyemez. Bu kadar basit. Bakın biraz önce izah ettik. Bu kulun iradesine engel değil ve kulun irade ediyor olması da Allah'ın azametine ve mutlak iradesine engel değil. Burada çok hassas bir denge var. Allah kurmuş, yapmış. Biz anlayamıyor olabiliriz. Ama bu böyle. Bu böyle ve Allah bunu, yani biz anlayamıyor olabiliriz ama Allah bunu yapıyor, yaşatıyor, yürütüyor. Yıllarca yürüttü ve halen yürütüyor. Son model mahlukları olan bizim üzerimizde de bunu icra ediyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bir taraftan kulun iradesi hipotek altında değil, diğer taraftan Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz ve Allah her dilediğini de yapar. Bu da kulun iradesine asla, o irade hürriyetine engel teşkil etmez. Ve Allah bizim ne irade edeceğimizi, nasıl yaşayacağımızı, nasıl doğacağımızı, gelecekte başımıza ne geleceğini, bizim cennelik mi, cehennemlik mi olduğumuzu hepsini bilir. Allah'ın bu bilmesi asla kulların hür iradesine engel teşkil etmez. Bu kadar ince bir hassas bir ayarla Allah bunu yapmış. Anlayanlar anlasın. Anlayamayanlar da teslim olsun Allah'ın iradesine. Yani bu işi Allah'tan güzel yapacak mı var? Ve yapıyor da. Öyleyse lütfen yani bir taraftan gelenekçi algıların mutlak kaderiyeci tarzı, bu cebriyeci, bir taraftan da modernist ilahiyatçıların yani Allah'ın dilemesine adeta ipotek altına alan, kulu mutlaklaştıran, insanı mutlaklaştıran insan merkezli bir algının da sakatlığı ortada. Mu'tedil şu bahsettiğim tarz İslami bir anlayıştır. O da birçok ayet-i kerimede, hasaten bu ayet-i kerimede bakın, sen dilediğini hidayete erdirir, dilediğini delalette bırakırsın. Hani o şeklinde olsaydı bu o'yu Allah içinde veya kul içinde anlıyoruz diyebilirdik. Ama muhatap olarak Allah burada. Ya sen dilediğini hidayet et. Öbür başka ayet-i kerimelerde o dilediğini veya o dileyeni hidayete erdirdi. İkisini de anlamak mümkün. Ve oradan çıkışla bu ayeti görmeden başka türlü bir anlayışlara geliyorlar. Dolayısıyla bütüncül okumak, Kur'an'daki bütün ayetlerle olayı değerlendirmek ve bunların birbirinin tefsiri, izahı, beyanı niteliği şeklinde değerlendirdiğimiz zaman
çok daha isabetli neticelere ulaşırız. Allah dilediğini istediği gibi diler ve istediği gibi yapar, istediği gibi yaratır. Bu asla kulun iradesine de ipotek anlamına gelmez diyoruz, bir nokta koyuyoruz. Bir siyasi gündem, bakın. Bir işte dinin temeline, iradeye dair ve peşinden de Resul Aleyhisselam'la alakalı, Resul Aleyhisselam'la alakalı yanlış telakkiler. Bakın böyle bir görsele yansıttık. Hatta kuşlar kendi arasında konuşuyorlar. Yani bir animasyon. Diyor ki yani Resul ne getirdiği, bunlar neyle uğraşıyorlar bakın. Resul bir defa, Resul Aleyhisselam. Resuller aleyhisselam, selam onların üzerine olsun. Yani biraz önce Allah'ı yüceltiyoruz diye mutlak kaderiyeci bir anlayışın sıkıntılı olduğu gibi bu Allah'ı yüceltmek gene sana ne ki, Allah kendini yüceltiyor zaten. Sen dar kafanla, burada da Resul'ü yüceltiyoruz derken onun aslından koparıp şekle şemale büründüren, işte saçını, sakalını, cübbesini, nalini, ayak izini, bakın tamam. Herkesin bir idolü vardır. Ya yani burada ben hakikaten yani başka idoller yerine tabii ki yani insan Resul nasıl yapıyorsa Aleyhisselam ben de öyle yapıyorum. Onun tarzında bir tarzdayım diyen insana hiçbir diyeceğimiz yok. Güle güle. Seve seve. Tasvip. Eyvah. Başkasını yapacakmış, Resul'ü yapsın. Ama bu işin aslı değildir. Üstelik bunu yapanlar bakın. Bunu yapanlar asıl mevzuları da birçoğu kere örtüyorlar. Bu şekilde işi kurtarıyormuş gibi bir şekilcilik, bir sakalcılık, bir efendim bakın sakalcılık derken birazdan gündeme gelecek, onu kastetmiyorum. Yani Allah Resulü'nün işte sakalının bir parçasını alıp ona tapınırcasına veya işte onun sakalı şeyine, saçına veya işte şu cübbesinin adeta tapınırcasına, yani bakın böyle Hristiyanlar yaptı, Yahudiler yaptı. İşte Zekeriya Allah'ın oğlu, işte İsa Allah'ın oğlu ve onu kutsa, bak onun karşısında şu bu vesaire. Halbuki Resul Aleyhisselam şekilcilik yapmadı. O andaki tarz neyse ancak orada onu Kur'an'a uydurdu. Bir defa tesettüre riayet etti. İki bol, yani hem tesettür hem de bol kıyafet olmasını, böyle uzuvları göstermeyen bir tarz olmasını arzuladı. Onun dışındakiler o kavmin geleneksel giyimi, örfüdür. Örfüdür. Birçoğu. Ancak sakal, evet Allah Resulü bunu bahsedeceğiz. Allah Resulü bunu açıkça izah etmiştir. Yani bu şekilde yapın diye, öyleyse o da aynı zamanda zaten Allah'ın yaratmasına uygun düşen bir şeydir. Sakal hem Allah'ın tabii yaratmasına hem Resul Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde hem hayat tarzında izah etmiştir bunu. Yani Allah Resulü şöyle yaşar da, o zaman bakın sünnet dediğimiz şey hadislerle, sözlerle bu İslam'dandır, İslami bir gerekliliktir diye bahsedilmediyse, o zaman o nedir? Bir gelenektir, bir töre örftür, onu kutsamanın bir anlamı yok. Ama tercih edebilirsin, o senin özel tercihindir. Bununla bir beklentiye de girebilirsin. Fakat bu işin aslını, astarını karartmasın, örtmesin. Örtmesin. İşte Allah Resulü'nün gene ayak izi vesaire. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselam bize getirdiği en değerli şey Kur'an. Onun hadisi de o. Onun sünneti de o. Onun ahlakı da o. Onun yaşantısı da o. Bakın Kur'an elinde ama o Kur'an'ı açıp okuyan yok. Onu anlayıp ona göre bütün hayatını tertip eden çok az veya azar azar. Halbuki Allah Resulü'nü bile Resul yapan Kur'an. Yoksa sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Bütün ha tabii ki şirke bulaşmadı. Pisliklere bulaşmadı, zulme bulaşmadı. Ama onu Resul yapan Kur'an, Kadir gecesi yapan, Ramazan'ı Ramazan yapan Kur'an olduğu gibi Muhammed Aleyhisselam Resul yapan da Kur'an. Hadisi de orada, sünneti de orada. Gene Allah Resulü birçok şeyler yaptı, söylemedi. Veya söyledi deniyor ama diyelim ki kendisi yapmamış. O zaman söylemez ki onu Allah Resulü yapmadığı şeyi. Dolayısıyla bunların bir defa sözün, kavlin bütünleşmesi, birbirini desteklemesi, daha da önemlisi Kur'an'la bütünleşmesi. Kur'an'da geçmiyorsa bile
Kur'an'ın ana umdeleriyle örtüşen, onu beyanı niteliğinde, hikmet niteliğinde olan şeyler olmak durumunda, eyvallah, işte onlar bizim baş üstüne, baş üstüne selam çakıp tüm Resullere, hasreten son Resul Aleyhisselam'a. Çünkü Kur'an'ı son bize getiren o. Ona selam çakar ve onun kavlini de, fiilini de baş üstü eder ve onun izinden gideriz, eyvallah. Yalnız şeklileştirip işin özünü, özünü kaybetmek gibi bir hataya düşmememiz lazım. Bu tür yanlış Resul algılarının ilga edilmesi lazım diyoruz. Gerçek Resul algısının yerleştirilmesi lazım. İşte bu, bunun güzel bir örneği. Hem şeklen, hem görsel olarak, hem de kısaca izah etmeye çalıştık. Ve bir kısa ara, bir reklam arası, ondan sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Evet muhterem seyircilerimiz, gördüğünüz gibi hızlı şekillerde değişik mevzularda. Bunların her birisi, bakın, Kur'an'ın, İslam'ın, dinin, hakkın, hayatın, meşruiyetin, hakkaniyetin temel mevzuları. Temel mevzuları, hayata dokunan, kitaba dokunan, kitaptan alıp ilhamı hayata aktaran bir anlayış. İnsanlığın idrakına İslam'ı nakşetmeyi, yerleştirmeyi, o şekilde ihya ve inşa etmeyi hedefleyen şeyler. Farazi şeyler değil. Farazi şeyler, şekli şey, işin aslı, astarı, özü niteliğinde şeyler. İşte bakın, o afişlerden birisi gene geliyor ve onlarla ilerliyoruz. Biraz önce söyledik bakın. İşte Suriye ile alakalı. Şu insanlar görüyorsunuz, gencecik çocuklar, gencecik çocuklar. Filistin'de sürekli, sürekli, dolayısıyla biz bunları sürekli gündem etmek zorunda kalıyoruz. Nur yüzü bakın, genç, hayatının baharında bu insanlar acımasızca tekrar 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 öldürülüyor, şehit ediliyor. Bu İslam birçok coğrafyada, bu nereye kadar? İnsanlık buna ne kadar, insanlık vicdanı ne kadar dayanabilir buna? Mümkün mü? Belki kalpleri katılaşmış, Allah'a karşı anarşistleşmiş, terörize olmuş, eşkıyalaşmış, darbeci olmuş, diktatu yani tipler buna alışabilir. Ama Müslümanların vicdanları buna tahammül edemez. Bu insanlarla onlar da ölüp ölüp dirilir. Öyleyse bu bir yerden patlak verir. Suriye'den patlak verir, oradan patlak verir, buradan patlak verir. Onun için pansuman tedbirlerle bunları anlamadan üretilen çözümlemeler asla netice getirmez. Onun gibi bakın, ilk kıble Allah Resulü'nün aleyhisselam yürütüldüğü mekan, siret mekanı. Bakın, Kadir gecesinden sonra Kur'an'da geçen o mübarek geceler diye geçer ya, onların da bir kısmının dayanağı, kuvve, şey yok. Yani baktığımız zaman Allah Resulü'nün hayatında, işte sahabenin hayatında ciddi dayanakları yok. Ancak bir Kadir gecesi ve işte bakın, siyer gecesi bakın. Miraç gecesi deniyor ama Kur'an'da siyer diye geçiyor, İsra gecesi. İsra, Allah Resulü Mekke'den nereye yürütüldü? Tabii ki Mescid-i Aksa'ya, ilk kıble. Dolayısıyla bakın, o bize bir ufuk açıyor, bir bilgi veriyor. O bizim ilk göz ağrımız, ilk kıblemiz. Şu anda da öyle. Nasıl Resul Aleyhisselam'ın getirdiği İslam 23 yılda Mekke'de, Medine'de, Hicaz'da hayat bulurken orada Kudüs'ün bir anlamı vardı. Şu anda da yeniden inşa için, yeniden ihya için, yeniden hayat bulmak için, yeniden bu sıkıntıların bertaraf edilmesi isteniyorsa, gene bu işin Kudüs'le alakalı bir tarafı vardır. Olmak durumunda. Bizim çünkü hayatımız Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden, siretinden bağımsız olabilir mi? Asla. Asla. İşte o vesileyle, o haseple Kudüs. Ve Kudüs'te bu kanayan yara devam ettikçe, insanların evleri başlarına yıkıldıkça, evleri yakıldıkça, bu gencecik görpe yavrular, körpe yavrular şehit edildikçe, onlar hayatlarının baharında sakat bırakıldıkça, zulmedildikçe, işkence edildikçe ve dünyanın müstekbirleri bunun adeta bunun böyle gizli gizli destekçisi oldukça,
en azından susarak şeytanlık yaptıkça dünyadaki bu şeyler bitmeyecektir. En azından bizim coğrafyamızdaki bu sıkıntılar bitmeyecek, son bulmayacaktır. Çünkü Doğu Türkistan'dan bilmem batı bilmem neresine kadar, Kuzey Kafkasya'sına kadar, güneyinde Asya'nın güneyine kadar, Afrika'nın bütün buralarda insanların gönülleri, gözleri, kalpleri burayla ilişkili. Çünkü başka hakikat yok ki. Başkası yok ki, daha nereyle ilişkili olsunlar ki? İnsanlık böyle bir değer üretemedi ki, üretemez ki. Allah'ın bize Resulleri vesilesiyle, vasıtasıyla iletilen emanet, değer de bu. Ve buna sarılmaktan başka, insanların bununla ümitlenmekten başka nesi var ki? Yok ki bir başkası. Hak'tan sonra batıldan başka ne var ki? Dolayısıyla bütün insanlığın gözü burada. Bütün insanlığın, buradaki sancılar, buradaki zulümler dinmedikçe insanlık rahat bulmayacak. Onun için doğru teşhis yapmak lazım. Oradaki birçok yerdeki işte olup bitenlere karşı bu doğru düşünce geliştirilmedikçe Filistin'de, Kudüs'te, başka coğrafyalarda yürütülen zulümler dinmedikçe, durmadıkça maalesef insanlık şu dünya coğrafyası, dünya mıntıkası rahat yüzü görmeyecek. Ya Rabbimizden diliyoruz. Ancak sadece duayı kavli bir dua olarak değil, fiili dualara dönüştürmek hepimizin boynumuzun borcu. Bu Allah'a karşı borcumuz, o insanlara karşı borcumuz, geleceğimize karşı borcumuz. Kendi dünyamızı bıraktık hepsini bile, şu anımızı kurtarmak için bile eğer biz tevhidi, adaleti tesis edemezsek, tevhidsiz adalet, adaletsiz tevhid olmaz. Ve bunları birlikte tesis edemedikçe maalesef insanlık zulümle beraber yaşamaya, karanlıkla yaşamaya devam edecek. Dileriz bunlar aydınlık, aydınlanma yakındır diyoruz. Allah hepimize bu geleceğe, aydın bir geleceğe dair katkı sunan fertler olmak nasip eylesin. Bir sonraki afişle devam edebiliriz. Biraz önce konuşmuştuk ya Resul Aleyhisselam. Bakın yani belki işte sakalın, saçın boyu, efendim rengi, şunu, şekli, şemali, efendim kıyafetin, hakeza cübbenin, nalinlerin, izleri değilse bile bakın. Ancak mesela sakal, bir dil derdine bahsettik. Burada bakın orada şu anda okumaya çalışın. Bu Osmanlıca vari fakat bizim bahsettiğimiz Kur'an-ı Türkçe. Kur'an-ı Türkçe, Kur'an tarzıyla okunan ve Kur'an tarzıyla yazılan. Dikkat ederseniz, sakalıma dokunma. Sakalıma dokunma. Evet, bu da bizim bir işte şiarımız olsun. İşte bir şeye dair bu dünya semasında yankılanan bir sedamız olsun. İşte başörtüme dokunma, tesettürüme dokunma sedalarıyla bir hak ediş elde edildi, ediliyor. Daha da inşallah güzelleşsin hayatımız. Ancak bu yani sadece ondan ibaret değil. Hatta bu işin bayanların sırtına tesettürüne yüklenmesi hep beni rahatsız etmiştir. Erkeklerin muhakkak olayı sırtlanması, omuzlanması lazım. Nasıl tesettürüme, başörtüme dokunma söylemleriyle, dualarıyla, davalarıyla. Yani tabii ki onlar Allah tarafından görüldü, görülecek. Bu dünyada karşılığı alınacak, alınıyor. Alınmasa bile onun bu dünyada Allah katındaki karşılığı zaten not ediliyor, kaydediliyor. O orada asla zayi olmayacaktır. Aynı şekilde diyoruz ki sakalıma dokunma. Sakalıma dokunma. Bakın hem Kur'an tarzına uygun hem Osmanlıcanın biraz Farsça tesirinden kurtarılıp birebir Kur'an tarzına yaklaştırıldığı. İşte sakal, halbuki Kur'an'da lıhye. Arabi olarak lıhye diye geçer. Dokunma, işte temas etme, temas, tames diye geçer. Veya işte onunla alakalı nehyetme, nehi diye geçer. Ancak dokunmak Türkçe bir kelime. Onu da Arabi, Kur'ani alfabeyle ancak Farsi tesirden kurtararak birebir Kur'an tarzıyla bütünleştirerek böyle bir yazım geliştirdik. Biz buna da Kur'an Türkçesi diyoruz, Kur'an dili diyoruz. Bu Kürtçe'ye de açık, Türkçe'ye de açık, Farsça'ya da açık, işte Peştürce'ye de açık, Urduce'ye de açık, Malezya'ya da. Yani bütün
Arapçaya zaten hakeza bütün ümmeti bir araya getiren bir dil. Sünnet olarak nihayetinde Allah Resulü'nün sünnetidir ve Rabbimizin bizi yaratırken ki sünnet olarak yarattığı bir şeydir. Bir defa Allah'ın yaratma sünnetine uygun, çünkü öyle yaratmıştır. Bayana yaratmamış, erkeğe yaratmıştır. Öyleyse buna müdahale edilmemesi lazım. Allah'ın yaratmasına dokunulmaması lazım. Birisi şaheser ortaya koy sanat, birisi işi kendinden iş bilmez birisi gelir oraya çizik atarsa, oynarsa, ekleme yaparsa, çıkartma yaparsa o sanat eserinin hakikaten, büyük hakikaten çirkinlik. Allah'ın sanat eseriyiz biz. Allah bizi böyle yaratmış. Yarattığı her şeyde bildiğimiz bilmediğimiz o kadar çok hikmet vardır ki. Bir defa Allah'ın yaratma sünnetine uygundur sakal erkek için. Bunun kesilmesi, tırpanlanması, sıfırlanması bir defa hürriyete aykırıdır. Köleleştirme mantığıdır. Erkeklerin tıraş ettirilmesi köleleştirme mantığıdır. Hürleşmenin ve tabi olmanın, doğal olmanın, sünnetullah'a uygun olmanın sünneti Resul'e buyurur ki... Sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın. Bakın, hal böyleyken insanlar Allah Resulü'nün sünnetine ve sünnetullah'a muhalif bir şekilde, anarşistçe, kendini tırpanlayan, budayan, her gün tıraş eden bir mantık, hakikaten yani bunu anlamak mümkün değil. Bunu anlamak mümkün değil. Ha birileri yapabilir. Öyleyse yapmayanlara, meşru kalmak isteyenlere, tabi kalmak isteyenlere, sünnete muvafık kalmak isteyenlere hiç kimsenin müdahale etme hakkı yoktur. Hiç kimsenin sakala dokunma hakkı yoktur. Öyleyse bunun da, bu şuurun da, bu hissiyatın da, bu algının da güçlendirilmesi lazım. Ve bunu her gün biz savunacağız. Birçok savunduğumuz meseleler gibi. Bunu da gündem edeceğiz. Mesela işte bununla alakalı şu anda isim vermeyeceğim ama bakın kraldan çok kralcı. Yani batıdan çok batıcı, batıda yani bu tür kısıtlamalar veya doğuda şurada burada çoğu kere yoktur. Ha var diye, varsa yanlış yapıyorlar. Ama bizden daha çok bu konuda açık olduklarını, rahat olduklarını, böyle bir sıkıntılı tarzlarının, kafa yapılarının olmadığını biliyoruz. Ama bakın şu anda başörtüsü noktasında bir rahatlama, evet, ama sakal noktasında hala birçok kurumda ciddi sıkıntı var. Birçok kurumda sıkıntı var. Yani bu olacak şey değil. Akıl mantıklı şey değil. Kraldan çok kralcılık yani. Bakın bu tür zihniyetlerden işi gücü bırakıp sakala takan, tesettüre takan, başka bir şeye takan, o takıyorsa zaten Allah'la problemli. Yani barışık değil. Kendi yaratıcısıyla barışık değil. Kendi dünyasında barışık değil. Savaş halinde bu insanların ne kendine, ne topluma, ne çalıştığı kuruma katacağı hiçbir şey yok. Bu tür zihinler bakın. Şu anda yakalanmaya çalışan o atılımcı zihniyete asla örtüşmüyor. İslami zihniyetle zaten hiç alakası yok. Öyleyse bu insanların kafasını değiştirmesi lazım. Değiştirmiyorlarsa öyleyse bunlar toplumun önünde engeldir. Onların amirlerinin biraz o zaman olaya müdahale etmesi lazım. En basitinden bakın şu anda şahıs ismi falan vermiyorum da bir tane numuneyle, örnekle, bir vakayla karşılaştım. Bir Orman Bakanlığı, Kastamonu, Orman Bölge Müdürlüğü vesaire. Bir tane mühendis sırf sakalından dolayı bakın işte cezalandırmalar, şu bu vesaire. Ya düşündüğümüz zaman bir insan için sakal şey için veya diyelim ki yeşilci işte gezici bilmem ne veya insanlarda vardır ya bazıları kraldan çok kralcı. Efendim... Yeryüzünün ormanı nedir? Orman yeryüzünün yeşili, oksijeni. Yani doğayı hakikaten, yani ormansız bir dünya düşünün. Yeşilsiz bir dünya düşünün. Birçok yani habitat bozulur, çevre bozulur, denge bozulur. Bakın orman bir dünya için. Diyebilir misiniz ya bu ormanlar ne biraz düz olsun böyle tıraşlayalım bunları. Ha budamak ayrı. Yaşlananların bakımını yapmak ayrı. Sakalın da bakımını yapıyorsun. Ama... Biz ormansız dünya istiyoruz demek, aynı eşittir sakalsız yüz istiyoruz. Saçsız yüz istiyoruz. Allah öyle yaratmış ya. Onlar da orada bildiğimiz bilmediğimiz birçok hikmeti var söz konusu. Bunun üzerinde durulabilir. Veya şu anda biz keşfedemediysek, yani bunun illa keşfetmek durumunda da değiliz. Allah yarattıysa onun bir bildiği vardır. Bu kadar basit. Bizi yaratan o.
Ela ya'lemen halak, yaratan bilmez mi? Biz mi biliriz? Biz biliriz, o bilmez mi? Böyle yaratmış. Onun yaratmasına Resul böyle buyurmuş. Kim ne diyebilir? Sırf bundan dolayı bir de orman, bakın orman bölgesinde. O zaman köylüler kalsın, bütün ormanları kessin. Kessin. Yani o zaman dümdüz olsun. Ya sen vatandaşın sakalına dokunup böyle bir müdahale ediyorsan aynı şey. Aynı şey. Bu sığabilir mi ya? Hem de tabiatı korumaya çalışan, ormanı korumaya çalışan bir kurumda tabii olması gereken, doğayla barışık olması, tabiatla, yaratılışla barışık olması gereken bir kurumda böyle bir şey. Onun gibi daha çok birçok. Bazı kurumlarda hakikaten bu konuda rahat, anlayışlı. Yani bu şu anda bunlar aşıldı artık ya. Geçti, bu kafalar halen yaşıyor. Halen yaşıyor. Eğer yeri gelirse birçok mevzuları gündem ettiğimiz gibi bazı güncel meselelere dedik değineceğiz. İşte bunu da gündem etmeye çalışacağız. Dolayısıyla insanlar rahat olsunlar. Yani her gün tıraş, o yüze hakikaten her gün bıçaklayarak o yüzü. Yani bu kime ne faydası var? Oraya harcanan enerjiye, zamana yazık ya. İnsanın tabiatına müdahale, doğasına müdahale yazık ya. Tamam, en azından kimse kimseye karışmasın. Herkes bildiği gibi tarzını bıraksın. Tabii ki bakımsız olmak ayrı. Ya nasıl bir orman bakımı yapılıyorsa mesela saçın sakalın da bakımı yapılacak. Ama bunun da çok abartılıp, affedersin, sanki onun için yani gece gündüz aynanın karşısında yani bu modacılığa yansıyan şuna buna yansıyan, bizim bu kadar tüketecek vaktimiz yok. Biz çünkü dünyada görüyorsun her taraf kan ağlıyor. Dünya ve üstelik biz geleceğe hazırlanıyoruz. Bir maratondayız, maraton. Geleceğe doğru koşuyoruz. Bir koşudayız, bir hedefimiz var. Bir ulaşmamız gereken bir hedef var. Bir ümitlerimiz var, beklentilerimiz var. Onların karşılanması için bazı çalışmalar yapmamız lazım. Bu tür yani nasibimizi kesmeyiz bundan. Vela tense nasibike minet dünya. Dünyadan nasibimizi kesmeyiz. Ancak asıl hedefimiz asla dünya değil. Yani şu fani dünya değil. Gelip geçici alem değil. Biz kalıcılarla, ebedilerle, biz meşruiyetle, hakkaniyetle, biz hakla iş tutan, Allah'la iş tutan, Allah'ın buyurduğu işleri tutan, onların peşinden giden, adeta Allah'ın işçileri, Allah'ın ameleleri, Allah'ın abdleriyiz. Bizim işimiz gücümüz var. Öyle bu tür işlere de çok fazla zaman harcayamayız. Bizim zamanımız kıymetli. Birileri çarçur edebilir. Birileri gelecekten ümidi kesmiş olabilir. Beklentisi olmayabilir. Veya öyle bir tarakta bezi olmayabilir. Bize ne? Onlar bizi enteres etmez. Onlar oyalanıp dursunlar. Obsesif bir tarzda, bu obsesif dediğimiz bir hastalık ya. Hastalık. Hem kendisi hem dünyaya bu kadar böyle bağlanmak, kendi yani bakın Allah'ın yarattığı bu güzel bedene bile biz tamam onun hakkını veririz ama çok fazla oraya takılmayız. Çünkü Allah'ın daha öyle güzel yaratmaları var ki onlara ulaşmak için, onlarla tanışmak için, oraya buluşmak için gayret içindeyiz. Sakalıma dokunmaz nihayetinde. Ve bunu da bakın oraya yazdık, buraya da tekrar yazarak hiç olmasa bir şeyimiz olsun, Bismillah dedik. Bakın sağ, üstün koysaydık feta sake olacaktı, sake. Fakat burada Osmanlıca'dan yararlandık. Sakallı aynı şekilde ye ile kalınlaştırdık. Kesre koysaydık sakalli olacaktır. Sakallı ma. Evet. Peki o ö sesi için de yuvarlak h'yi kullanıyoruz. Do. Aynı şekilde. Dokunma. Burada da bakın, nunun üzerinde herhangi bir hareke yok, o zaman sükun. Hareke yoksa sükun. Sakalıma dokunma, hayatıma dokunma, Resul'ün sünnetini aleyhisselam takip etmeme dokunma ve Allah'ın yaratma sünnetine tabi olarak geliştirdiğimiz hayat tarzımıza dokunmayın. Eğer وَاَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللّٰهِ Musa Aleyhisselam'ın okuduğu ayeti kerime aklıma geldi. Allah'a karşı ululanmayın. وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي Eğer iman etmiyorsanız Allah'a, Resulüne, kitabına فَاَتَزِلُوا En azından azledin. Düşün yakamızdan. Diyor, buyuruyor Musa Aleyhisselam. Tüm Resuller bunu yaptı. Tamam, siz yaşamayabilirsiniz. Allah zorlamıyor. Allah'ın zorlamadığını ben niye zorlayayım? Allah'ın dininde zorlama yok ama onun dışında hepsinde var. Ve bu da onlardan birisi. Diyoruz ki tarzımıza dokunmayın.
Bu yıllarca bu yapıldı. En azından şu aşamadan sonra, yani dünyanın geldiği şu zamandan, şu mekandan sonra halen böyle bu tür zırvalamalarla, bu tür makul olmayan, mantıksız tarzlarla uğraşacak halimiz yok. Bırakın. Allah'ın kullarının yakasından düşün diyoruz. Ve müminler de böyle bir özgüvenli olsunlar, bağımsız olsunlar ve bu şekilde haklarını savunsunlar. Çünkü Allah onlara bu hakkı vermiş ve savunmalarında salık vermiş diyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun inşallah. Maasselam.